Aday arkadaşlarımızın rehber kılavuz programı Hayat Tercihtir devam ediyor. Değerli hocalarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Meslekleri tanıyoruz. Üniversiteleri ve şehirleri bir manada konuşuyoruz. Doğru meslek seçimiyle ilgili sizi yönlendirmeye gayret ediyoruz değerli isimlerle. Kim? Konuğumuz hemen Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız, siyaset bilimi alanında da görüşleriyle, değerlendirmeleriyle tanıdığımız, yakinen tanıdığımız bir isim Profesör Doktor Deniz Ülke Arubağan. Kıymet Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz efendim davetiniz için. Çok sağ olun. Hayat Tercihtir olunca hiçbir zaman bizi bırakmadınız. Evet, bunun farkındayız. Çünkü genç arkadaşlarımızı önemsediğinizi de biliyoruz hocam. Evet, evet. Bu dönem onlar için biraz kritik. Doğru meslek hayatlarıyla ilgili önemli bir aşamada ve dönemden geçiyorlar. İlk olarak şununla başlamak isterim Sayın Hocam. Sizin tercih dönemleriniz farklı geçmiştir mutlaka ama bu dönemde arkadaşların hem kendilerini tanımaları hem doğru mesleğe yönelmeleriyle ilgili neler söyleyebiliriz? Böyle anahtar birkaç kelime paylaşabilir misiniz Sayın Hocam? Tabii tabii. Buyurun. Öncelikle bir genel bir şey söyleyeyim. Bütün üniversite öğrencisi adayı arkadaşlarımız şunu bilsinler ki önlerinde inşallah çok uzun bir ömür var. Çok yeni kariyerler onları bekliyor olabilir. Şu anda icat edilmemiş bir takım mesleklerde çalışacak olabilirler. 30'larında, 40'larında, hatta 60'larında yeni eğitimler de almaları gerekebilir ve bu onları çok zenginleştirebilir. Yani içinde yer aldığımız dünya klasik o 20. yüzyılın normlarından, değer sisteminden çok farklı bir dünya. İçinde bizler yetiştik, onların velilerinin yetiştiği dünyadan çok farklı. Onun için kararları alırken çok esnek olabilirler ve çok rahat olabilirler. Bu konuda kafaları rahat olsun. Artı öyle üniversite kazanamamak gibi bir problemleri de yok. Belki hani en çok tercih ettikleri üniversite olmayabilir ama onlara imkanlar sunan şu anda Türkiye'de birçok kurum var. Hem devlet üniversiteleri hem vakıf üniversiteleri çok güzel, çok zenginleştirilmiş bölümlerle imkanlar sunuyor genç arkadaşlarımıza. Kariyer planında yapılması gereken en önemli şey önce bu hayat planıyla benzer bir şey. Bir büyük resme bakmak. Yani içinde yer aldığım şartlar neler, zamanın ruhu ne, nereye doğru gidiyor, önümüzdeki dönemin meslekleri, iş koşulları neler fırsat olarak ortaya çıkacak ve neler yok oluşa geçecek. Bir kere bunun daha iyi analiz edilmesi çok önemli. Çünkü emin olun 10 yıl önceki makbul mesleklerle 10 yıl sonraki makbul meslekler arasında çok büyük farklar oluşabiliyor. Bazı meslekler yapay zekanın, blockchain teknolojisinin, işte VR'ların şunların bundan hayata girişiyle alta çıkabilir. Çok anlamlı olmayabilir. Ama şunu her zaman hayata geçirmeleri lazım. Hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar. Birincisi çok gelişmeye açık olacaklar. İkincisi teknolojiyi bilmek zorundalar. Şimdi uluslararası ilişkiler yok olur mu? Olmaz. Yani devletler var olacak. Devletlerin arasındaki ilişkiler olacak. Hatta toplumlar arası ilişkileri de kapsıyoruz biz bu çerçevede. Yani insan ve toplum var olduğu müddetçe, devlet var olduğu müddetçe bu bilim alanı ön planda duracak. Peki yenilik nerede burada? O diplomasinin tekniğinde. Mesela diplomasi diye bir şey çıktı. İşte Donald Trump, Joe Biden, işte Putin, Tayyip Erdoğan bunların her biri Twitter'ı kullanıyorlar mesela mesajlarını yayabilmek için. Doğru hocam. Dünya üzerindeki çok geniş kitleleri şu anda üniversiteler kaynıyor mesela Filistin meselesiyle ilgili ayaklanmış durumdalar. Bu aradaki bağ kuran şey ne? Sosyal medyadaki etkinlikler hepsi birbirinden etkileniyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi bunları analiz edeceksiniz. Bu dünyaya, bu yeni dünyaya ve onun teknolojilerine adapte değilseniz çok geride kalıyorsunuz. Yoksa 1960'ların müfredatıyla okursunuz. Her meslek için bu geçerli. Eğer tıp okuyorsanız da yani 1960'ların kuralları geçerli değil. Yeni dünyalar kuruluyor. Organ nakilleri, yeni organ üretimleri, araştırma geliştirme faaliyetleri. Onun için hangi kariyere giderlerse gitsinler, teknolojinin nereye doğru gittiğini, zamanın ruhunun nasıl aktığını, şekillendiğini görmek zorundalar. Onun için de genel kültür sahibi olmalılar. Kesinlikle hocam. Yani genel kültür nedir? Dünya siyaseti nereye gidiyor? Tarih bilecekler, edebiyat bilecekler, müzik bilecekler, resim sergilerine gidecekler. Dünyada neyin nereye doğru gittiğini en önce sanatla anlıyorsunuz. Sanat yolu açıyor, arkasından toplumlar düşüyor. Onun için hani çok geniş perspektiften, interdisipliner, çok derinlikli, hobilere sahip kafalar yetiştirmek lazım. Öyle tek düze, sınavı kazandım, yüksek puan aldım. İşte ders notlarım da şu, okul birincisi olarak mezun olsanız ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Şu anda başarının kriteri
insan dediğimiz şey. Yani bir şeyi iyi bileceksiniz mesleğinizi ama her şeyi de bileceksiniz. Evet. Onun dışında yani tarih bilmeden, müzik bilmeden, kültürel faaliyetlere dahil olmadan, edebiyat bilmeden, mühendis de olsanız, doktor da olsanız yani hiçbir zaman yeterli bir donanıma sahip olamıyorsunuz. Meslekler değişse de aslında kişilerin değil mi, yeterlilikleri bu bağlamda önemliydi hocam. Ya bu şekilde kendilerini yetiştirmeleri, geliştirmeleri. Peki güzel bir perspektifti. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Üniversitelerle ilgili mesela neler söyleyebilirsiniz? Orada da çünkü bu aşama, bu bahsetmiş olduğunuz birçok şeyi aslında üniversitelerde deneyimleyecekler. Üniversitelerin bu olanakları onlara sunmaları gerekiyor. Evet, kişi gayreti var, çabası var. O bir şekilde o ihtiyacını karşılayabilir ama üniversite belki bazen yetersiz kalabilir. Burada üniversitelerin fonksiyonu ve Üsküdar'ın duruşu, insan toplumları fakültesi dekanısınız, fakültede bir sürü bölümlerimiz var. Bu bağlamda da hocam neler söyleyebilirsiniz sayın hocam? Tabii şimdi aslında üniversitelerin çeşitli nitelikleri oluyor. Yani üniversiteleri sıralamalara koyuyorlar. Kimisi daha öğretim ağırlıklı oluyor, kimisi daha araştırma ağırlıklı oluyor, kimisi ikisini harmanlıyor, kimisi daha uygulama ve meslek ağırlıklı oluyor. Bir de başka bir yöntem, şehrin merkezinde kurulu üniversitelerle şehir dışındaki kampüs üniversiteleri arasında farklar var. Şimdi her öğrenci seçimini yaparken biraz kendi bünyesine, karakterine uygun olarak seçim yapmalı. Yani kampüs üniversiteleri, şehrin dışındaki üniversiteler, bazılarının markası da kuvvetli olmasına rağmen insanı yani toplumsal hayattan, kamusal hayattan biraz daha uzakta bir yerlere konumlandırıyor. Odanıza kapanıp dersinizi çalışmanız için ideal yerler onlar. Ama böyle bir sosyal networklerin içine dahil olmak, yani sürekli konferans ortamında, söyleşiler ortamında, seminer ortamında falan olabilmek, dışarı çıktığı zaman hayatın içine çıkabilmek, şuradaki kafesi, okulun restoranının dışında bir kafesi, bir metrosu, bir otobüsü, bir sineması elinin altında olsun diye düşünen öğrenciler için. Yani kısaca çok renkli ve çok hareketli öğrenciler için şehir üniversitelerini öneriyorum ben. Çünkü hakikaten mesela Üsküdar Üniversitesi şehrin merkezinde, Altunizade'de, bizim bulunduğumuz yer Kısıklı'da, ana caddenin üstünde bir üniversite. İşte karşımız alışveriş merkezi. Her iki tarafımız birden hayatın çerçevesinde böyle şekillenmiş bir yapı. Elinizi sallasanız bir önemli bir insana değiyor. Yani ya İletişim Fakültesi konferans veriyor, ya bizim felsefe bölümümüz, ya sosyoloji bölümümüz. Hep birileri sürekli faaliyet halinde. Şimdi bile bu program için aslında semineri bırakıp geldim. Yani seminer devam ediyor. Yeni bir kitabın tanıtımını yapıyor okuldaki arkadaşlar. Şimdi Üsküdar Üniversitesi olarak en büyük avantajımız bu. Şehrin içindeyiz. İkincisi interdisipliner çalışmaya. Aslında sağlık merkezliyiz biz. Psikoloji ve psikiyatri ağırlıklı olarak kurulduk. Tabii kurucumuz Nevzat Tarhan'ın bu okula verdiği çok önemli bir renk var. Şimdi hoca bazen diyorum yani hepimize bir doktor gibi yaklaşıyor. Her birimizi ona göre değerlendiriyor diye. İnsanı anlama konusunda çok yoğun bir ilgisi var hocanın, Nevzat hocanın. Okulun mottosu da insanı anlamak ve anlatmak aslında. İnsanı, hayatı da anlamlandırmak bu çerçevede. Şimdi hep pozitif psikoloji yönünde gidiyoruz. Yani insanın daha mutlu, daha hayata hazır, daha hayatı pozitif gören bir birey haline gelebilmesi için çok yoğun çaba var bu üniversitenin içinde. Bütün araştırmalarımız o yönde. İşte eğitim programlarımız var. Şu anda halka açık pozitif psikoloji eğitimleri vermeye başladık. Doğal olarak bu aslında her şeyi şekillendiriyor. Yani mühendislik bölümümüze de pozitif psikoloji eğitimi veriyoruz. Meslek yüksekokulumuza da aynı eğitim veriyoruz. Bizim bölümlerimizde, tıp eğitimlerinde de aynı şey geçerli. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu. Düzgün, dünyayı iyi anlayan, hayata anlam katabilen, anlam verebilen, mutlu, erdemli, ahlaklı, networkleri olan, biraz kültürel faaliyetlerin içine girmiş çıkmış bireyler yetiştiriyoruz. Ondan sonrası onlara ait aslında. Yani şunu da söyleyeyim, hiçbir üniversite gökten böyle tılsımlı şeylerle falan insanı bir şeyden bir şeye dönüştürmüyor. İmkanlar sunuyoruz, yöntemleri öğretiyoruz, geri kalan öğrenciye kalmış oluyor. Onun için bizim fakülte olarak mesela yaptığımız en önemli şey, iki tane psikoloji bölümümüz var. Hem İngilizce hem Türkçe psikoloji bölümlerimiz. Tabii onlar çok dolu, çok talep gören bölümler doğal olarak. Ama o psikoloji kadromuz çok da kuvvetli bir kadro olduğu için diğer bölümlerimize de yoğun ders veriyor. Mesela uluslararası ilişkiler bölümümüz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümümüz. Hem İngilizce hem Türkçe bölümlerimiz var bu arada. Orada da mesela politik psikoloji eğitimleri veriyoruz. Yani siyaset biliminin içine biraz psikoloji background'u koyuyoruz ki öğrencilerimiz dünyayı biraz da kitle psikolojisi, birey psikolojisi üzerinden anlamlandırabilsinler diye. Yani kocaman bir kitle, milyonlarca insan bir şeyden bir şeye nasıl dönüşüyor? Bunu anlamazsak siyaset de üretemeyiz aslında. Seçmen davranışları ne tür manipülasyonlardan geçiyor bunları biliyoruz. Felsefe, sosyoloji ve tarih bölümlerimiz var. Keza
bunlar arasında hep interdisipliner çalışıyoruz. Yani felsefe hocalarımız diğer bölümlere giriyor, diğer bölümlerin hocaları felsefe bölümüne giriyor ve böylece çok harmanlanmış bir eğitimimiz var. Bir de mütercim tercümanlık bölümümüz var. En son onu da açtık. O tabii hem dil eğitimi hem de dil kültüre eğitim vermeye çalışıyoruz. Yani birazcık tercüme dediğiniz şey çok basit bir translator'la halledilebiliyor. Bir makine yani kulağınıza takınca biri Korece konuşunca siz Türkçe anlıyorsunuz onu. Bu artık algoritmalar da çeviri algoritmaları ve yapay zeka da çok takviye edildiği için müthiş çeviriler yapıyor. Eksik olan ne? O çeviriye kültürü katabilmek. Yani aslında çeviri dediğimiz şey orada kendi ruhunu, çevirmenin kendi dünyasını kattığı zaman anlam kazanıyor. Bir siyaset çevirisi yaptığınızda, mütercim tercüman olsanız bile, o standart İngilizce ile yaptığınız anda karşı tarafın gerçekliği ne demek istediğini bilmiyorsunuz. Çünkü Amerikan kültürünü bilmiyorsunuz. Eksik kalıyor. Tabii Afrika'da o sırada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü birisi İngilizce peace diyelim işte barış kavramı. Bir Amerikalının gözündeki barış algısıyla Somali'deki bir insanın barıştan anladığı ya da Filistin'deki bir insanın barıştan anladığı şey çok farklı. O barışa o kültürler nasıl anlamlar katıyorlar o kavramın içerisine? O zaman mütercim tercümanlığı doğal olarak kültürel faktörlerle de beslemek zorunda kalıyorsunuz. Sosyal bilim derslerini oraya koyuyorsunuz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani ekolleştiriyoruz. Bizim fakültemiz biraz daha İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi, diğer bütün İnsan Toplum Bilimleri Fakültelerinden farklı olarak çok interdisipliner ve merkezine çok fazla psikolojiyi koymuş bir yapıya sahip. Onu söyleyeyim. Çünkü hocam diyor ki insan anla dünyayı değiştir, önce kendini değiştir. Evet, değil mi? Aynen öyle. Önce anlayacağız, öyle değiştireceğiz. Motto bu arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Hocam akademik kadro da önemli. Çünkü beraber yürüdüğünüz sadece binaya yatırım, teknolojiye yatırım aslında yeterli olmuyor. Birbirini tamamlıyor. Kültürün oluşmasında bahsettiğiniz gibi akademik kadro aslında temas eden öğrenci arkadaşlarımıza onlar. Onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Güçlü bir kadronuz var mı? Tabii ki. Yani aslına bakarsanız bir dekan olarak dekan hiçbir zaman yetinmez yani daha olsun ister. Yani hepimiz iyi bir kadromuz var. Hep yurt dışında eğitimler almış gelmiş akademisyenlerden kurulu. Ders memnuniyetleri çok yüksek yani öğrencilerimizin her zaman bakıldığı zaman bizim yani fakülte olarak da üniversite bünyesinde de genel olarak üniversitelerin, Türkiye üniversitelerinin bünyesinde de memnuniyetimiz oldukça yüksek. Kuvvetli bir akademik kadromuz var. Öğrenciye yakın bir akademik kadromuz var. Kendi arasında eğlenen, yani mutlu bir akademik kadromuz var. O da öğrencilerimizle beraber işte şekillendirdiğimiz bir hayat. Ben şuna inanmıyorum. Yani çok fazla aslında normlar gelişiyor. Bakın bugün Amerika'da birçok üniversitede kıyamet kopuyor. Çünkü Musevi finansmanıyla okulların gelir kaynakları oluştuğu için İsrail meselesinde alınacak tepkileri durduruyorlar. Rektörleri görevden alıyorlar, öğrencileri okul dışına atıyorlar falan. Aslında bu da bir cins tutsaklık. Yani bir devlet baskısı ya da bir grubun baskısı ya da bir dini inancın baskısı üniversitelerin üzerinde olduğu müddetçe oradan bir özgür bilim çıkmasına imkan yok. İşte tek tip bir şey çıkıyor. Şimdi aşırı bir bütün dünyada şablonize edilmiş bir değerlendirme sistemi var. Şu tür dergilerde şu kadar yayın yaparsanız üniversite rankinglerinde şurada olursunuz. Bu aslında o kadar büyük bir kalıp ve o kalıbı da aslında yine aynı sermaye oluşturmuş durumda. Milyarlarca dolarlık iki tane şirket var. Bütün dünyada üniversiteleri rank eden. Clarivate ile Elsevier. Buralarda çıkmış olan yayın sayısı üzerinden sürekli bir ranking sistemi, bir derecelendirme sistemi yapıyorlar. Ya yani mecburen onun bir parçası oluyorsunuz. Yayın yapıyoruz ediyoruz ama aslında bir şekilde birilerinin buna baş kaldırması lazım. Yani bence Amerika'daki öğrenci hareketlerinin en önemli getirisi şu olabilir. Bilimin bu kadar sıkıştırılmış olması, şablona sokulmuş olması ve bu kadar Amerikan merkezli, üstelik de belli bir sermaye tarafından fonlanan Amerikan merkezli halinden dışarıya doğru saçılmasını sağlayacak büyük bir hareket geliyor gibi görünüyor bana. Onun için üniversite olarak da buna karşı pozisyon almamız lazım. Yani öğrenci bir şey diyorsa bunun bir anlamı var. Yani bu sadece Amerika'daki öğrenci için söylemiyorum. Dünyanın bütün gençleri açısından söylüyorum. Dünyayı değiştirecek olanlar gençler. Üniversitelerse çok eski kurumlar. Yani 1200'lerden beri üniversitelerin varlığından söz ediyoruz. O kalıpların içerisinde kalırsak o standart sermaye gruplarının ya da devlet normlarının ya da işte belli bir grubun, politik bir grubun, bir partinin normları içerisinde kalırsak buradan doğru düzgün bir üniversite çıkarmamız mümkün değil. Onun için önce akademik özgürlük diyoruz. Biraz bir anarşist ruhumda var gördüğünüz gibi değil mi? Biraz fakülteye de yansıyor bu tabii doğal olarak. O zaman o sınırları biraz kırmak belki de Üsküdar Üniversitesi ile küresel düzeyde başlayabiliriz sizlerle birlikte hocam. Üniversitede özgürlük ortamı da öğrenci arkadaşlarının kendilerini iyi hissediyor olmaları, yani uluslararası öğrencileri de kastediyorum aslında. Çünkü popülasyon olarak uluslararası arenadan da çok fazla öğrencimiz var. Yani insan toplumları
toplum bilimlerinde, mühendislik, doğa bilimlerinde, tıp fakültesinde, sağlık bilimlerinde, iletişim fakültesinde var. Biraz öğrencilerin kendilerini iyi hissetmesiyle ilgili bir gözleminiz var mı? Nasıl arkadaşların pozisyonu, durumu? Şöyle söyleyeyim, yani ülkemizde bu yabancı öğrencilerle ilgili de çok yanlış bir takım tevatürler var. Bakın, dünyanın bütün akademik olarak nitelikli ülkeleri yoğun üniversite yabancı öğrenci kabul ederler. Yani eğer siz iyiseniz dışarıdan öğrenci gelir. Bir sürü para ödüyorlar. Niye gelsinler? Yani mantığı yok bunun. Bunun için dışarıdan gelen bir takım göç hareketlerine karşı reaksiyon göstermekle eğitim almak için parasını ödeyip gelen ya da burslu gelen öğrenci arasında büyük bir fark var. Bunu aynı paketin içine koyamazsınız. Biz de 3000'den fazla uluslararası öğrenciye eğitim veriyoruz. Ve bu üniversitemiz açısından bir gurur kaynağı. Öğrencilerimiz için de büyük bir network. İyi olduğumuz için geliyorlar. Türkiye iyi olduğu için geliyorlar. Bir kere bunu göz ardı etmeyelim. Eğer bir ülke kendi ülke markası yukarıda değilse zaten yabancı öğrenci alamaz ki. Öyle bir şey yok. Bu ne para pulla ilgili bir şey, ne aslına bakarsanız böyle siyasi şeylerle ilgili, konsörlerle ilgili bir şey. Türkiye genel olarak iyi bir yaşam tarzı sunuyor. Yani bu tabii daha çok doğudan batıya doğru gelen öğrenciler açısından geçerli olan bir şey. Niteliğiniz arttıkça batıdan da öğrenci kabul etmeye başlıyorsunuz. Bunun için hani uluslararası öğrencimizin olması bizi doğal olarak uluslararası standart ve normlara uyma zorunluluğunda bırakıyor ve ister istemez sürekli bir çaba içerisindeyiz. Yani öyle arkamıza yaslanmış, gelen gelsin diyen bir üniversite değiliz. Her gün yeni bir şeyler yapmak, yeni sistemlerin içerisinde var olabilmek için gayret ediyoruz. The etiketleri mesela, bu the etiketlerini önemsiyorum çünkü standart şablonun dışında başka bir şey daha getiriyor. Sosyal, eşitlik, adalet, toprağa nasıl yaklaşıyorsun, çevreye, havaya nasıl yaklaşıyorsun, insanlar arasındaki adalete nasıl yaklaşıyorsun, bunları kapsayan bir ranking sistemi. Biz bunun içinde yer almayı zaten isteriz. Yoksa diğer konular aslına bakarsanız çok bana göre tali ama tabii onların da içindeyiz. Onu da söyleyeyim. Onu da göz ardı etmiyoruz. O konuda da sürekli daha iyi gidiyoruz. Sürekli daha çok yayın yapıyoruz. Sürekli rankinglerde daha iyiyiz ama bizim aslında bana göre en büyük avantajımız ve en büyük üstünlüğümüz diğer birçok kuruma nazaran özellikle bu sosyal alanda erdemli, iyi insanlar yetiştirebilme anlamında dünya normlarına paralel bir sistem geliştiriyor olmamız. Biz bu konuyu çok daha fazla ön plana çıkartan bir üniversiteyiz. Zaten Adalet ve Güçlü Kurumlar Endeksinde hızla ilk sıralamalara girdik rankinglerinde. Bu sene çok daha ön planda çıkacağız. Diğer konularda da ön plana çıkmayı arzu ediyoruz, hedefliyoruz ve başaracağımızı düşünüyorum doğrusu. Kıymet Hocam, şu da önemli. Öğrenci arkadaşlar, birçok üniversite aslında giren öğrenci sayısıyla ilgileniyor. Çıktıları çok değerlendirmiyor. Yani buradan mezun evet geldi, bir şekilde onlar yetişti ama sonrasında neler yapıyor? Oradaki takip de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun aslında kalitenin bir manada besleyicisi de staj, değil mi hocam? Laboratuvar olanakları vesaire, sonrasında o arkadaşların iyi yerlere yerleştirilmesi, ki kariyer merkezi olduğunu biliyorum. Onlar destek oluyor ama fakülte olarak siz bu arkadaşları iyi bir çıktı öğrenci olması için bu staj, pratik, uygulama olanakları ile neler yapılıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında tabii ki staj merkezi zaten çok önemli bizde. Çünkü psikoloji bölümleri, kendi hastanemiz var. NEPE hastaneleri, yani bütün sistemimiz öğrencilerimizin rahatlıkla staj yapabilmesi için açık durumda. Artı bir sürü network'ümüz var. Kamu kuruluşlarıyla da, özel sektörle de ve partner kurumlarımız bunlar. Anlaşmalar yapıyoruz. Ama yani şunu söyleyeyim. Ben açıkçası öğrencilerimizin bir işe başvurduğunda hani ona neden Üsküdar Üniversitesi mezunu bir öğrenci iyidir diye düşünsün, onu alan İK öğrencisi. Hani geçmişten kalan markalar, işte şu marka iyidir diye düşünen ama bir süredir hep gerileyen üniversitelerin, o markaların öğrencilerine talep göstermeyip de neden bizim öğrencimize baksınlar dediğimde şu çıkıyor karşıma. Şimdi ben Oxford Üniversitesi'nde bir sene hocalık yaptım ve ondan sonra oranın kadrosuna girdim. Center for the Resolution of Intractable Conflict diye bir merkez kuruldu. Oranın kıdemli üyesiyim hala. Her sene, senede iki kere orada eğitim veriyorum, gidiyorum ve politik psikoloji merkezi aslına bakarsanız. Oraya gittiğimde şunu fark ettim. Oxford dünyanın bir numarası biliyorsunuz. Derslerde aşağı yukarı aynı içerikler. Hepimiz aynı şeyleri anlatıyoruz. Oxford'u Oxford yapan şey ders dışında verilen seminerler, konferanslar ve daimi eventler haliydi. Evet. Ve öğrenciler her yer sürekli olarak Birleşmiş Milletler'den biri geliyor, televizyondan öbürü geliyor ve alan uzmanlarının sürekli eğitim verdiği, seminerler yaptığı bir sistemin içerisindeydiler. Dinamik bir sistem. Çok dinamik ve çok farklı. Yani hocanın
o standart eğitiminin çok dışında dünyaları ve o anda dünyada devam etmekte olan gündemi içeriye alabiliyorlardı. Şimdi bizim üniversitemizin en önemli özelliği bu. Seminerler önceden planlanıyor ve neler yapmamız gerektiğine dair her hafta onlarca, yüzlerce seminer, üniversite bağlamında seminerler kullanıyoruz. Artı yani dediğim gibi bizim fakültemizde haftada en az 3 ya da 4 tane seminer veriliyor. Bu seminerler dışarıdan gelen hocalar veriyor. Kendi hocalarımız mesela aşk haftası diyelim Şubat ayında aşkla ilgili seminerler veriyoruz. Aşkın nöropsikolojisi, aşkın edebiyata yansıması, aşkın müziğe yansıması, felsefesi, şusu busu mesela. Başka bir şey oluyor diyelim 23 Nisan haftası hemen gidip 23 Nisan kutlaması, anması değil. Yani demokrasi nedir? Özgür irade ne demektir? Ya halk egemenliği dediğimiz şey ne demektir? Bunun tarihsel kökleri yani bütün dünyadaki ve bununla ilgili neler olabilir? Önümüzdeki dönemde bir dijital diktatörlük kurulur mu bütün dünyada? Bir dijital diktatörlük ya da bir devlet totaliterizmine karşı ulusal egemenlik nasıl savunulur? Şimdi bunun tabii yani. Bunun felsefi, sosyolojik, siyasi tartışmalarını yapıyoruz sürekli olarak. Şimdi bu öğrenci için daha besleyici. Aslında bakarsanız dersten daha çok buralara geliyorlar. Yani ağzına kadar dolu salonlarda kendimize ait çok güzel, rahat, böyle ayağımızı uzatıp oturduğumuz bir Sokrates salonumuz da var. Nevzat Hoca da düzenli olarak gelip psikoloji eğitimleri veriyor. Bütün öğrencilerimize veriliyor bunlar. Bu çok önemli. Yani hayata dair bir şeyler öğretebilmek. Yani bizim derdimiz bu aslında. Öğrenci not aldı, not geçti, devam etti. Bunların ötesinde istiyor mu ya? Yani bir genç düzgün bir insan olmak istiyor mu? Hayata bir şey katmak istiyor mu? İstemiyorsa nasıl istetebiliriz? Yani bir hayatı bir başka perspektiften bir anlatalım çocuklara. Yani hayat onların düşündüğünden çok daha derin, çok daha anlamlı, çok daha güzel ve çok daha verimli kullanılabilir bir şey. Yani bu ömür dediğiniz şey hep Roma'da bir laf vardır. Ölenlerin arkasından mezar taşlarına morte yazılırmış. Herkes morte. Ama 3-5 kişininkine eğer o Roma topluluğunun içinde anlamlı bir yer işgal ettiyse ona vixit yazılırmış. Onlara öldü, morte, bunlara vixit, yani yaşadı. Yani yaşadı dedirtebilmek sonunda yaşama anlam katabilmekle örtüşen bir şey, paralel bir şey. Onun için yaşadı dedirtebileceğimiz bir ömür nasıl kurgulanır bunu öğretmemiz lazım. Bence üniversitelerin bundan sonraki asli vazifesi bu olmalı. Yoksa her bilgi her yerden yağıyor zaten. Yani kendi kendimizi yeni dünyaya göre formatlamazsak zaten çok geride kalırız. Çok haklısınız hocam. Artık dersler vesaire de dört duvarın arasından çoktan çıktı. Arkadaşları bu bağlamda da gerçi Deniz hocam ve ekibi kıymetli arkadaşlar bu perspektifle aslında gelirseniz sizleri yetiştiriyor olacak. Hocam son olarak tüm hocalarımdan arzu ediyorum bu dönemde çünkü sizin görüşlerinize ihtiyacım var. Sizin kameranız bu Sayın Hocam. 2-3 cümle olarak bu süreci en sağlıklı şekilde nasıl götürebilirler ve onlara tavsiyeniz ne olur? Buyurun Sayın Hocam. Arkadaşlar karar vermek aslında çok önemli bir eylem ve her tercih bir vazgeçiş. Mutlaka bir şey tercih ettiğinizde bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim, tercihler yenilenebilir. Önümüzdeki dönemde birçok tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Tercihin bu noktadaki en önemli avantajı, eğer doğru tercih yaparsanız biraz daha hızlı yol alıyorsunuz. Yanlış tercihlerden hayatınızın her döneminde muzdarip olabilirsiniz. Mutlaka yanlış tercihler de yapacağız zamanı geldiğinde. Onlardan geri dönüp hayatı yeniden başlatmaya çalışacağız. Ama bu üniversite tercihi bir ilk adım. Önünüzde kocaman bir yol var, uzun bir yol var. O yolda yürüyeceksiniz. Şunu söyleyeyim, her yürüyen arzu ettiği noktaya varamayabilir. Ama varanlar sadece yürüyenlerdir. Onun için yürümeye devam. Müthiş. Deniz Hocam ağzınıza sağlık, ayaklarınıza, gönlünüze sağlık. Kıymetli arkadaşlar, İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Deniz Ülke Arubağan'dı. Bugün konuğumuz. Yine ceplerimizi dolduracak çok fazla bilgi ve tavsiyeleri dinledi kendisinden. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ayaklarınıza sağlık. Ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki Hayat Tercihleri'de görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.